Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde vermişti. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden fırsatçıları hedef alarak milletin ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız demişti. Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının arttırılmasını da içeren yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürerken Ticaret Bakanı Ömer Bolat fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelerle ilgili aldıkları radikal kararı açıkladı. Bunu yapan işletmeler yanlış yapıyorlar bence. Bence kapatılsın yani. 500 lira hamburger olur mu ya? Bir ayakkabı 1,5 milyon. Bu nedir arkadaş ya? İşte bu fahiş fiyat isyanları bakanlığı harekete geçirdi. Haksız kazanç peşinde olan fırsatçılar çok ağır cezalarla karşılaşacak. Yüksek enflasyonla birlikte artan fahiş fiyat tartışmaları da gündemde. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere kapatma cezaları yolda. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Şunun bilinmesini isterim. Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Kapatılmasın ama en azından uygun bir bütçe haline getirilirse gençlerimiz çok fazla çünkü dışarıda oturacak yer arıyorlar haklı olarak. Bir malzemeye haddinden fazla fiyat yapıyorlarsa kapatılsın yani. Yani misafirimiz de lokanta değiliz. Yukarıda 60 liraya sattığımızdaki aşağılarda 150-200 milyona satıyorlar. Biz de kazanıyoruz, onlar da kazanıyor. Niye fazla da satıyorlar ki? Bir topunu 10 liraya veriyorum, bir topunu 25 liraya veriyorum. Aşağıda dondurma topu 25 lira, 20 lira. Ben de para kazanıyorum, o da para kazanıyor. Yazık değil mi yani? Diyorlar ki acaba oradaki dondurmanın sizin dondurmanız farklı mı? Yok, aynı. Aynı ürünü kullanıyoruz. Fahiş fiyata cezada amansız dönem başlıyor. Denetimler ve cezalar artacak. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen işletmeler kapatılacak. Stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili düzenlemelerde cezalarında ciddi artışlar meydana geliyor. 6 güne kadar kapatma cezası da uygulanacak. Fiyat istikrarını korumak ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için harekete geçen AK Parti, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının arttırılmasını da içeren yasa teklifini meclise sundu. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz veremeyiz. Meclisimizde görüşülen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İnşallah devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. 23 maddelik teklifin genel kuruldaki görüşmeleri devam ederken düzenlemenin detayları da netleşmeye başladı. Fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılacak. Bununla da bitmiyor. Yılda 3 kez stokçuluk suçuyla yakalanan işletmelerin kapısına kilit vurulacak. Bu kapsamda stokçuluktan 1 yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Stokçulukta bir takvim yılı içinde 3 defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor 6 güne kadar. Ya buradaki amaç tabii caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret aklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın. Tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle stokçuluk yapanlara uygulanan para cezaları da artacak. İşletmelere uygulanan 1 milyon liralık ceza 12 milyon liraya yükselecek. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den siyasette normalleşme ve yumuşama süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar geldi. Kobani davasında verilen cezalarla ilgili muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösterdi. Demirtaş'ın ceza almasının yumuşama ortamına zarar verdiğini söylemek terör seviciliğidir dedi. Bahçeli'nin gündeminde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gizli tanığın hükümete komplo iddiası da vardı. Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalar kabul edilebilir bir tarafı yok. Terörizme boyun eğmek bir uzlaşma
veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir. Bu zeminde yumuşama, diyalog ve normalleşme diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Kobani davası kararları ile ilgili muhalefetten gelen hukuksuz eleştirilerine işte bu sözlerle tepki gösterdi. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek, itiraz etmek, karşı gelmek, devlete ve millete en ağır hakaret olup bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek, art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki belediye başkanları toplantısında konuştu. Siyasetteki normalleşme tartışmalarını değerlendiren Bahçeli, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlere hoşgörüyle bakmak, yumuşama değil tükeniştir dedi. Siyasette yumuşama pek tabii sürekli ve sürdürülebilir boyutlara tırmanmalıdır. Ancak yumuşama kisvesi altında, yumuşakça olmamızı, köşelerimizin törpülenmesini, sesimizin kısılmasını hiç kimse beklememeli, böylesi bir tarihi yanlışa da tavsiyem heves etmemelidir. Bahçeli konuşmasının önemli bir bölümünü de Ankara Emniyeti'nde yaşanan görevden almalarla yeni bir boyut kazanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ayırdı. Hukuk devleti vurgusu yapan Bahçeli, FETÖ benzeri yapılara izin vermeyiz dedi. Hiç kimse kendine güç vehmetmemeli. Karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleriyle, üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Eğer bu kalkışma olursa buna cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli, bağ ve bağlantılarının devlet ve toplum medya içindeki uzantılarının tasfiyesi, tecidi ve tecziyesi acilen sağlanmalıdır. Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Saraçhane'de büyük eğitim mitinginde konuştu. Öğretmen atamalarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatla ilgili tartışmalara kadar birçok başlık gündemindeydi. Özel bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Öğretmen var, 1 milyon tane var ama onları atayan yok. İşte gün o gündür. Söyledik dinlemediler. Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Siyasette yumuşama talebinden çark etti. Üslubunu sertleştirip bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Dinlerlerse ne ala, dinlemezlerse sizlerle bir meydanlara çıkarak, sokaklara dökülerek sizin hakkınızı arayacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul'daydı. Büyük eğitim mitinginde konuştu. Atanmayan öğretmenin, mülakat mağdurunun yanında duracağımıza ilişkin irademizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ilan etmek üzere Saraçhane'deyiz. Kamuoyunda açıklanan tasarruf paketi üzerinden iktidarı hedef aldı. Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız ve emekli kadar öğretmen atayacağız. Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin? Niye diploma verdin? Halen daha niye onlara sırtını dönüyorsun? Ancak eğitimden tasarruf olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatı da eleştirdi. Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir. İşte önümüzde size güzel bir sınav. Hadi bakalım, müfredat burada. Eğitimin anayasası burada. Çağır bakalım sendikaları. Yoksulu duy, itirazı duy, atanmayanı duy. Eğitimin anayasasını katılımcı yapmayanlarla milletin anayasası yapılmaz. Peki, şimdi siyasete kısa bir ara verelim. Yurttan ilginç görüntülerden derlediğimiz kısa bir haber turumuz var. Akabinde buradayız. 7 numaralı Rüstem Mizan. Bu arada değerli yarışseverler, üzücü bir kaza oldu. 4 nala koşan atlar çarpıştı. Jokey hastanelik oldu. Üzücü bir kaza oldu. 75. yıl hipodromunda günün ilk koşusunda apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Jokey Mehmet Keskin mücadele içerisinde talihsiz bir an yaşadı.
Ve 7 numaralı Rüstem Mizan jokerlerini düşürdüler. Geçmiş olsun. Dileyelim lider yalan 6 numaralı Luxor. İki atın arasında kalan Tayyip Piste savruldu. Jokey Fatih Mehmet Sansar da koşan atların altında kaldı. Üzücü bir kaza oldu. 10 numaralı Zafer'e koşan sanıyorum. Ve 7 numaralı Rüstem Mizan. Feci kazanın ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri jokeylerin yardımına koştu. Fatih Mehmet Sansar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi. 7 numaralı Rüstem Mizan bu arada değerli yarışseverler üzücü bir kaza oldu. Ters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan jip yol kenarındaki kafeye böyle daldı. Kafenin bahçesinde oturanlar faciadan sadece yarım metreyle kurtuldu. Onlar şanslıydı ama bu akıl almaz kazada 3 müşteri yaralandı. Kaza sonrası sürücü de kaçarak kayıplara karıştı. Önce dövdüler, sonra gasp edip zorla kaçırdılar. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan maganda terörü kameralara böyle yansıdı. 3 kişi 56 yaşındaki emekli adama kabusu yaşattı. Şüpheliler otomobille mağdurun aracının önünü kesti. Talihsiz adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdi. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Polis alarma geçiren olayın ardından gasp büro amirliği tarafından operasyon başlatıldı. Para ve kredi kartları gasp edilen mağdur kısa sürede kurtarıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı bazanın içinde yakalandı. Firari hükümlünün belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Ekipler evi didik didik aradı. Son olarak bazanın içine bakan emniyet görevlileri firari hükümlüyü kıskıvrak böyle yakaladı. Baza faresi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldı. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şehir magandası yaptığını hüner sandı. Apartmanların arasında camdan havaya ateş açtı. Evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş edip bu anları sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. Art arda tetiğe basan şüpheli yanında bulunan bir kişiye bu anları kaydettirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Hüseyin Bey kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözü dönmüş kadın boşanma aşamasındaki kocasına dehşeti yaşattı. 15 ay önce evlendiği kocasının evini yakıp bir de karşısına geçip yangını izledi. Tamam, yapacak bir şey yok tamam. Olay İzmit ilçesi Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Boşanma davasını öğrenen kadın akla hayale gelmeyecek bir şey yaptı. Bu kadının psikolojik dengesi bozuk. Evden eşyalarını toplayan öfkeli kadın evi ateşe vererek kapının önünde oturdu. Demiş. Evi yakacağım demişlerdi. Yani ve nitekim de yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü. 3. katın tamamı küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dışarı çıktığımızda orada çoktan birbirlerine girmişlerdi. Esenyurt'ta yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Allah! 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 Motokurye ile yol tartışması yaşayan şahıslar kuryeyi cadde ortasında evire çevire dövdü. O anlar kameralara yansıdı.
Kavgada kurye bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolunu şaşıran Şahin iş yerinin camına çarptı. Dükkanın içindeydim. Bir ses geldi. Dışarıya bir çıktık böyle. Yerde bir kuş yatıyor. Camdan gelen çarpma sesini duyan iş yeri çalışanı dışarı koştu. Belki de 40 yılda bir yaşanacak o manzarayla karşılaştı. Bir baktık böyle tavuğa da benziyor. Yani Şahin olduğunu ilk başta anlayamadım. Şahin'in iş yerinin camına çarparak savrulması güvenlik kamerasına da yansıdı. Yere düşerek bir süre hareketsiz kalan kuş yaklaşık 15 dakika sonra düştüğü yerden uçarak gözden kayboldu. Efendim Mart ayında İstanbul'un göbeğinde korkunç bir olay yaşanmış. Çetin Akay isimli takıntılı şahıs Göztepe Marmara İstasyonu'nda güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'ye görevi başında saldırmıştı. Talihsiz kadının aldığı bıçak darbeleriyle yüzü paramparça olurken saldırganın da 23 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Ağaca tırmanıp saklandı, taksiyle evin kapısına dayandı. Takip, taciz yetmedi, genç kadının hayatını kabusa çevirdi. Gülhan Karadereli'nin yüzünü bıçakla parçalayan o caninin 23 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Beni işimden edersem seni öldürürüm, keserim diye söyledi. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, aynı bölgede çalıştığı istasyon güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'nin uzun süredir peşindeydi. Her yerde takip ediliyorum şahıs tarafından. Son bir yıl bu şekilde takip edildim. Defalarca karakola başvuran kadın, en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tehdit edildi. Bir hafta sonra Çetin Akar maske ve kapüşonla kamufle oldu, genç kadına Göztepe Marmaray istasyonundaki görev yerinde saldırdı. İniş anında yolcuların arkasından saklanarak direkt bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın sırtından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın yere yığıldı. Gülhan Karadereli ölümden yolcular ve bir meslektaşı kurtardı. Şahıs beni öldürmek amaçlı zaten gelmişti. Talihsiz kadının hayatını kabusa çeviren ve tam 11 ayrı suç kaydı bulunan o caninin tutuklu yargılandığı davanın duruşması görüldü. Lütfen kadınlarımıza gerçekten destek olabilecek kadar cezaların arttırılmasını istiyorum. Durumlar bu hale gelmeden, ben sırtımdan yaralanmadan ve yüzümden yaralanmadan önce bir tedbir alınsaydı belki bu duruma gelmeyecekti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Çetin Aktay'ın tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla, ısrarlı takip suçundansa 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 23 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Tedbirlerin artırılmasını istiyorum, korumaların artırılmasını istiyorum. Ve olayın 1-2 ay sonra hemen unutulup da olayın kapatılmasını istemiyorum. Bugün benim canımı yakan yarın başkasının canını yakar. İzmir'de öfkeli ev sahibi komşularına kabusu yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam 6. kattaki evinin balkonundan eline ne geçirdiyse aşağı attı. Mahallenin canını hiçe sayan öfkeli adam hakkında 6 kez işlem yapılması ve her defasında serbest bırakılması komşularını isyan ettirdi. Cam şişe ne bulduysa atıyor. Kavanozlar atıyor, şişeler atıyor. Yolda geriyor, tutuyor, ölümle tehdit ediyor. Eline ne geçtiyse 6. kattan aşağı attı. Gökten yağan ev eşyaları mahalleliye kabusu yaşattı. Can güvenliğimi, mal güvenliğimi nasıl korurum? Benim can güvenliğim yok. Sopayla oturuyorum. Bakın orada sopamı görün. Bir apartmanın 6. katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Maganda, komşusuyla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrası deliye döndü. Elini aldı, her şeyi balkondan aşağı atmaya başladı. İlk başlangıç noktası alt katı kiraya vermemizle başladı. Kiraya verince dedi ki ben buraların ağasıyım. Bana dedi aldığınız kaporayı bana getireceksiniz. Küfürler başladı, bize yukarıdan şişe atmalar başladı. Alt katı rahatsız etmeye başladı. Bu hareketlerinin ardı arkası kesilmeyince komşular şikayette bulundu. Şehir eşkıyası hakkında tam 6 kez işlem yapıldı.
arabaların üstüne kavanozlar attı. Birkaç gündür geliyorlar gidiyorlar buraya, işte polisler alıyor ama 2-3 saat sonra geri bırakıyorlar. Alttaki komşuyu rahatsız ediyor. İnsanlara küfür ediyor. Ancak komşu terörü bir türlü bitmedi. Eline geçen her şeyi evinin balkonundan bir an bile düşünmeden yola atmaya devam etti. Biz bir senedir bu manyağı çekiyoruz burada. Bir senedir de defalarca karakola, adliyeye gittim. 50 yaşındaki adam sokaktan geçenlerin canını da umursamadı. Öyle ki ölümle burun buruna gelenler bile oldu. Bugün mesela şişeler attı, iki tane araba pert oldu. Bir insanın başına geliyordu, zor kaçtı. Can güvenliğinden şüphe eden komşular bu saldırgan hakkında gerekenin yapılmasını istiyor. Efendim, kraliçe arı ve ekibi kovandan ayrıldı. Ankara Altındağ'daki bir emlak ofisine yerleşti. Arı sayısı her geçen gün artınca bir apartman sakini müdahale etmek istedi. Rahatsız edilen arılar hem o müdahaleyi yapan kişiye hem de mahalleliye kabus yaşattı. İşte başkentin göbeğindeki o trajikomik arı istilası. Birinde aşağı doğru kaçtı, birinde yukarı doğru kaçtı. Kendisine anlattık ama kendisi bizi dinlemedi. Aradan korktu. Onlar korkudan çıkamadı dışarı. Dışarıda oynadım. Korkmadı mı? Yok, hayalatisin. Yardım etseydiniz, arıları siz oradan alsaydınız. Arıya dokunursan arı sana dokunur. Kraliçe arı ortalığı karıştırdı. Altındağ'daki bir emlakçının girişine yerleşince bütün kovanı da peşine taktı. Arı bir topluluğu vardı burada. Biz önce sivrisinek sanmıştık. Meğerse hani oğul mu vermiş, kraliçe arı mı kaçmış yuvasından, bir şey olmuş. O da buraya gelmiş. Arı istilası her geçen gün artınca bir apartman sakini ağzını yüzünü sardı sarmaladı. 40 yıllık arıcı gibi merdivenlere çıktı. Elini aldı fırça ve kutuyla arılara adeta savaş açtı. Sonra da böyle kaçacak delik aradı. Ankara Altındağ'da bulunan emlak ofisi kraliçe arının yavrularını buraya beraberinde getirmesiyle adeta istilaya uğradı. Yardımsever komşu arıları buradan yok etmek istedi ama az kalsın kendisi yok oluyordu. Binadan bizim bir arkadaş vardı. O uğraştı, almaya çalıştı. Biz kendisine söyledik, hani arıcı çağırdık, siz uğraşmayın diye. Kendisi de halkın kahramanı olmaya çalıştı. Bu müdahaleyle kontrolden çıkan arılar o nereye kaçtıysa kovaladı. Pes etmedi, ikinci kez denedi, sonuç yine hüsran oldu. Arılar ilk başta burada bayağı bir dolandı. Orada çocuğun bine saldılar. Burada geçen halka saldırdılar 3-5 kişiye. Sonra buraya oğul yaptılar işte. Kurtarmak isteyen abini bine kovaladılar. 2-3 saat kimse sokaktan geçemedi yani. Herkese saldırdılar arılar. Kahraman komşu iki denemesinde de onlarca arı tarafından sokuldu. Hem mahallede istila yaşattı hem de arkadaşlarının diline düştü. Yukarı doğru bir koştu. Deli katır gibi. Yani görseydiniz var ya, macera güzeldi yani. Arı soktu gelinin yüzünü, sonra geldi arılarını aldı gitti. Oğul yapan arılar sadece buradaki insanları korkutmakla kalmadı. Civardaki bütün esnaf da dükkanından dışarı çıkamadı. O aşırı sokuldu zaten, videoları göreceksiniz. Hani biz kendimiz de çektik. Birinde aşağı doğru kaçtı, birinde yukarı doğru kaçtı. Biz kendisine anlattık ama kendisi bizi dinlemedi. Sonucuna da katlanacak artık ama olan buradaki mahalleli oldu. Arı istilasıyla başa çıkamayan mahalleli en sonunda itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir iki defa arı soktu kaçtı. En son mahalleli şikayet etti. Arı sokulmasından dolayı itfaiye geldi. Muhtarımız itfaiyeyi çağırmış. En son onlar müdahale etti ve arıları aldı ama halen az da olsa orada bir arı topluluğu kaldı. Amasya'da bir et entegre tesisinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Altyazı M.K.
Zavallı hayvanın acı feryatlarına bile aldırmadılar. İnsanlıktan nasibini almamış bu caniler hayvana böyle eziyet ettiler. Vahşetin görüntüleri Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir et entegre tesisinde kaydedildi. Biri eline bıçak, biri de balta aldı. Ne yaptıklarını, neden yaptıklarını kimse anlamadı. Kesim sırasındaki hayvan çalışanlar tarafından dakikalarca eziyete maruz kaldı. Dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Amasya Valiliği de infial yaratan eziyetle ilgili bir açıklama yaptı. Adli tahkikat başlatıldı. Gerekli idari yaptırımların da uygulandığı belirtildi. Şirket avukatları olayla ilgili üzgünüz dedi, gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti. Akıllara ise kameralara yansıyan bu skandal görüntüler acaba tesisteki ilk eziyet miydi sorusunu getirdi. Biz de bu olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Efendim, grip şikayetiyle İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastaneye kaldırılan Gökçe Taylan Mezzino'nun tedavisi tam 4 ay 8 gün sürdü. O süre içerisinde aileyle hastane yönetimi arasında bu kadarına da pes dedirten olaylar silsilesi yaşandı. Aile tedaviyi engelledikleri gerekçesiyle 7 hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık hastanede inceleme yapılması ve hastane çalışanlarının yargılanması için soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdı. Grip şikayetiyle gittiği özel hastanede kolları haritaya döndü. Eşine yanlış tedavi yaptıkları ve tedaviye engel olunduğunu iddia etti. 7 hemşire hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp suç duyurusunda bulundu. Onların amacının tedavi olmadığını ve asıl işlerinde finans boyutu olduğunu biz orada belgeleriyle ortaya koyduk. Yönetmen Gökçe Taylan Müezzino grip şikayetiyle 8 Ocak'ta Esenyurt'taki bir hastaneye gitti. Eski sağlığına kavuşmayı hayal ederken iddiaya göre yanlış tedavi sonucu vücudunda komplikasyonlar gelişti. Tedavinin sonlanması için de yapması gerekenleri hastanın başlatmasını talep ettik. Kortizon azaltma sürecini 3 gün öncesine kadar getirip tamamladık. 4 ay 8 gün boyunca hastanede kalan Müezzino'nun iddiaya göre tedavisine engel olmak isteyen hemşireler bin bir yolu denedi. 14 günlük kısmı hastalık tedavisi, geri kalan kısmı tamamı doktor hatasının, gerektirdiği şartları yerine getirememelerinin, kortizon azaltmayı becerememelerinin sonucudur. Eşi Gökçe'nin odasına bilinçli bir şekilde hemşire verilmediğini öne süren Müezzino, 8 numaralı odanın görev dağıtım kağıdına yazılmadığını ispatladı. Katta 20 hasta var. 19'unu kat sorumlusu Deniz paylaştırıyor ama 8 numarada yatan Gökçe Tayla Müezzino'yu hiçbir hemşireye vermiyor. Resimlerini çektim, hem de tutanak tutturdum. Gece Gökçe'de bir atak bekleniyordu. Gece 3'lü atak geldi. Sağ yüzünde kayma meydana geldi. Ona müdahale doktor da bulamadılar. Hemşirelerin her iğnede damarı bulamaması yüzünden eşinin kollarının delik deşik olduğunu söyleyen Oğuzhan Müezzino, savcılığın yolunu tutup şikayetçi oldu. Neden bulundu? Çünkü biz artık tedavi boyutundan daha ziyade hastamızı hastane yönetimi ve çalışanlarından korumaya çalıştık. Bize hizmet veren hemşireleri tek tek odasına çağırarak tehdit etti. Hastaya bakılmamasını istedi. Damar yolunu açan hemşireye bir daha oraya gitmeyeceksin, kolları morarsın dedi. Tedaviye engel olduğunu düşündü. Tehdit ve baskı kuran 7 hemşire hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı. Savcılıktan da bu kişiler hakkında tedavi gördüğümüz süre içerisinde uzaklaştırma kararı talep ettik. Ölüme sebebiyet verme niyetinde ve kasıtlarında oldukları için de ayrı bir suç duyurusunda bulundu. Şikayeti değerlendiren savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na bir yazı yazarak adları geçen hemşireler hakkında soruşturma açılmasını istedi. Olayın ilerleyen günlerde nereye evrileceği merak ediliyor.
Aşiret düğününde takılan altınlar ve savrulan paralar valizlere sığmadı. Gelin altınların ağırlığından hareket edemedi. Gökten saatlerce para yağdı. İşte Şanlıurfa'daki o çok renkli düğünden görüntüler. Gökten konfeti değil para yağdı. Aşiret düğünündeki para valizlere bile sığmadı. Çiftin üzerine saatlerce dolar ve Türk lirası saçıldı. Geline kilolarca altın takıldı. Hediye takıları gelin taşımakta zorlanınca sandıkta toplandı. İzol aşiretinden iş insanı Mehmet Aydınlık'la bankacı Ayşegül Altuner dünya evine girdiler. Girerken de yanlarında çanta para ve altın götürdüler. Konuklar adeta takı takma yarışına girdi. Yer gök para oldu. Savrulan paraları toplamak da kolay olmadı. Sıklıkla görülen bu manzara aşiret düğünlerinin olmazsa olmazı. Ancak bu kez davetlilerin eli çok açıktı. Öyle ki davetlilerin takı ve para armağanları önce bir sandıkta toplandı. Ona da sığmayınca iki kabin valizine konularak muhafaza edildi. Bu renkli düğün eğlenceli halaylarla son buldu. Efendim, pazardan aldığınız karpuz kerek çıkınca ne yapıyorsunuz? Muhtemelen biraz söylenip çöpe atıyorsunuz. Peki ben size kerek çıkan kavun ve karpuzu geri iade edebileceğinizi söylesem, evet yanlış duymadınız. Kerek karpuz ayıplı ürün sayılıyor ve alan kişiye değişim ya da para iadesi doğuyor. İşte ayrıntıları geliyor. Kesmece mi? Ayıp ettin kurban. Bak şimdi bir tanesini kesek. Ah şimdi görürsün. Bak işte karpuzun padişahı. Ne bu be? Kabak. Dur bak başka birini kesem. Bunu aldınız, eve gideceksiniz, keseceksiniz. Kelek çıkarsa ne yaparsınız? Yapacak bir şey yok. İneğimiz yok, yedirelim. Nasıl anlarsınız bir karpuzun kelek olup olmadığını? Vallahi karpuz aldığın zaman tık 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 diye ötmesi lazım. Kavun da şip şip diye ötmesi lazım. İyi atardım. Atmanıza gerek yok. Artık ayıplı ürün olarak çıktı. Ben onları sıkıyorum, suyunu içiyorum. Memlekette böyle bir karpuz geldi mi burayı terk ederim ben. O kimdi beyaz çıktı diyen gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diyen yanıma gelsin. Bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Aldınız kavunu, karpuzu, eve gittiniz. Doğradınız ki kelek çıktı. Ne yapardınız? Çöpe atardık. Artık sinirlenmenize gerek yok. Kelek çıkan kavun ve karpuzu çöpe atmanıza da gerek kalmayacak. Neden mi? Sinirlendik vallahi geçen gün. Aa, başınıza geldi. Evet. Ne yaptınız sonra? Attık. La bu dakika bak. Bak işte bu dakika bak. Antalya Tüketiciler Birliği Başkanı alınan kavun ve karpuzun kelek çıkması halinde ürünün ayıplı ürün statüsünde yer aldığını söyleyerek tüketicinin ürünün iadesini ve değişimini talep edebileceğini söyledi. Havaların ısınmasıyla tezgahlarda yerini alan kavun karpuzla ilgili en büyük kaygı kelek çıkma ihtimali oluyor. Ancak kaygılanmaya gerek yok çünkü kelek ürün ayıplı ürün sayıldı. Havalar ısındı, yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Artık aldığınız kavun ve karpuz kelek çıktığı zaman çöpe atmanıza gerek kalmayacak. Tüketicilerimizin burada son derece dikkat etmesi gereken bir husus var. Bu hususlardan bir tanesi de olgunlaşmamış kavun veya karpuzla ilgili bir sıkıntı yaşanılırsa önce rafın resmini çeksinler, fişlerini alsınlar, bununla ilgili hakimiyetine intikal ettirsinler. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, olgunlaşmamış meyve veya sebzelerin pazarda satışa çıkmayacağını da belirtti. Anam 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 ha. Yeme de yanında yat. Yemeyiz, çöpe atarız. Şuradaki bağı kuru mu olacak bir de, nasıl? Kuru olursa eski olur. Yeşil olacak. Tabii yeşil olacak kavunlar. Pazarda söz konusu olduysa da ilgili zabıta müdürlüğüne haber vererek tutanak tutmalarında yarar vardır. Burada ya para iadelerini alacaklardır ya da ürünün aynısını değişim yapabileceklerdir. Bu da olmuyorsa da hakimiyetinden gelecek dosyayla birlikte de maddi manevi ciddi bir tazminat talep edebilirler. O kimdi beyaz çıktı diyen gelsin yanıma. Ben değilim. Nerede o? O beyaz çıktı diyen yanıma gelsin. Beyaz. Bu beyaz değil abi. Sinirlendik vallahi geçen gün. Ha, başınıza geldi. Evet. Ne yaptınız sonra? Attık. Atardık. Koyun buzu yerdi. Başka ne yapacağım? Bu karpuz asla kelek değil. Yani renginde görüyorsunuz.
Müthiş. Beyefendi de yedi. Şöbiyet mi? He, şöbiyet gibi karpuz yiyeceksin. Çok Adana karpuzu. Çok süper. Bu sene iyi karpuzlarım. Hem ucuz. Yani basa tane kilosu 10 lira gelmez yani. Tanesi 40 lira 5 kilo geliyor. Banu Karadağlı 51 yaşında 36 senedir profesyonel liglerde basketbol oynayan tek kadın oyuncu. Onlarca takım, yüzlerce maç gördü ama enerjisi hala ilk günkü gibi. Parkenin yıldızı Karadağlı şimdi de yeni bir şampiyonluk için İtalya'ya gidecek. Benim hayatımda, hayatımı sorduğunuz zaman hayatım ya basketbol sahasında ya da fitness salonunda. Avrupa'nın en iyi, dünyanınsa en iyi ikinci oyuncusu, Kutan'ın rekortmen annesi Banu Karadağlı tam 36 yıldır sahalarda. Banu Karadağlı meslek hayatı boyunca onlarca takımda yer aldı, yüzlerce maça çıktı. Enerjisi, coşkusu ve azmiyle basketbolun efsanesi haline geldi. Basketbol sahası, top, nefes aldığım yer. Burada kendimi güvende hissediyorum. Ortaokulda başladığı basketbol onu kısa sürede büyüledi. Öyle ki kendini bir anda sahalarda buldu. Banu Karadağlı meslek hayatına aslında voleybolla başlamıştı. Ancak bir süre sonra beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola yöneldi. Basketbol sevgisi yıllar içinde bir an olsun azalmayan 51 yaşındaki sporcu çocuklarını doğurduğunda dahi basketbol topundan ayrılamadı. Ben ligde oynar iken çocuklarımı doğurdum. Dağılsa döneminde teklif geldi. Değerlendirdim, oynamaya devam ettim. Biberonu veriyordum ağızlarına. Şimdi iki tane puse, ellerinde biberon. Ben antrenmandayım, onlar mamalarını yiyorlar. 36 senedir elinden düşmeyen basketbol topu onun için artık yaşam biçimi. Efsane sporcu, ailesindeki tek basketbolcu da değil üstelik. Banu Karadağlı'nın basketbol sevgisi de ailesinden geliyor. Annesi ve ablasının izinden giden Karadağlı'nın iki oğlu da basketbolcu. Annem de ablam da eski basketbolcu. Hatta ablam ilk önce basketbola başlıyor. Sonra ikimiz aynı kulüpte başlıyoruz ve ablam ben çok iyi oynuyorum diye benim yüzümden basketbolu bırakıyor. Kendini hırsıyla tanımlayan sporcu basketbolu en çok erkeklerle oynamaktan keyif alıyor. Kızlarla mücadele ettiğin zaman hani kızlar daha çıt kırıldım. O yüzden şu anda yurt dışında oynayabiliyorsam ya da sokak basketbolu, streetball dediğimiz erkeklerle mücadele edebiliyorsam bunu erkeklere borçluyum. 51 yaşındaki oyuncunun başarıları da saymakla bitmiyor. Öyle ki son olarak da 35 yaş grubunda dünyadaki en değerli oyuncu unvanına sahip oldu. 2 tane Dünya Ligi şampiyonluğum, 2 tane Dünya şampiyonluğum, 1 tane Galatasaray'da oynarken dünya ikinciliğim, Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü, Avrupa dördüncülüğüm var. Banu Karadağlı şimdi de yeni bir Avrupa şampiyonluğu için İtalya'ya gidecek. Üstelik turnuvaya seçilen tek Türk sporcu olarak. Haziran'ın 21'inde, 22'sinde maçlar başlıyor. Daha sonra turnuva başlıyor Avrupa şampiyonası. Orada da tek Türk olarak Avrupa karmasına seçildi. O yüzden de çok mutluyum. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte İstanbul'da Ebeler ve Hemşireler Günü'ne özel düzenlenen programa katıldı. Ebe ve hemşirelere seslenen Erdoğan, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu da vurguladı. Sahip olduğu bilgi ve deneyimi şefkat ve deyinden süzerek şifa dalına çeviren her bir hemşiremiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Başakşehir, Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı. Savaş, saldırı, afet gibi en karanlık dönemlerde insanlık yüreği tutarak ülkemizi aydınlığa eriştiren tüm sağlık yeterlerimizi, bütün sağlık şehitlerimizi, hemşire ve ebelerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Erdoğan'a eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da programda hazır bulundu. Teşhis konduktan sonra tedaviyi uygulayan, takip eden hemşiredir. Eğer ebe ve hemşireler olmasaydı, doğumda süreçler zorlaşır, tedaviler planlandığı gibi yürümeyebilir, şifa umulduğu kadar gerçekleşemeyebilirdi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremini yaşayan ve ailelerini bırakıp yeniden görev yerine giden hemşireler de programa katılanlar arasındaydı. Toprağın
tarihte eşine az rastlanır bir şiddette sarsıldığı 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te hemşire Şeyma Alakuş ayaklarının altındaki zemin kayarken ilk düşündüğü kendi canı değil, servisteki çocukları, baktığı hastaları olmuştur. Erdoğan pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Bütün dünyayı sarsan pandeminin zorlu koşullarında sağlık olduğumuzun gösterdiği can siperhane fedakarlığının unutmamız asla mümkün değildir. Bütün bu sayısız kahramanlık hikayeleri bize gösteriyor ki çehreler, zaman ve mekan değişse bir şey baki kalır. İyiliğin yüzü haline gelmiş sağlık çalışanlarının fedakar ölümlülükleri. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına da değinen Erdoğan, beyaz reform sürecinin önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla önemli adımlar atıyor. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenlemek ve sorunlarını çözmek için hayata geçirilen beyaz reform süreci atılan en önemli adımlardan Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddet olaylarını da kınadı. İnsanın yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında şiddeti kabul etmemiz asla mümkün değildir. İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor. Peki, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde önce akılda kalsın da konuğumuz 27. dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağrali olacak. Yeni parti kuracak mı? Parti kurma çalışmaları nasıl gidiyor? Hepsini soracağız. Akabinde saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında biz yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz efendim. Hoşçakalın.